2024 yılı faaliyet programımızda yer alan Türkiye Kar Ragbisi Şampiyonası'nda Türkiye'nin en güzel şehirlerden biri olan Isparta Davraz'dayız. Şampiyonamızı şu an gerçekleştirmiş bulunuyoruz. İnşallah gelecek sene bu tür aktivitelerimiz devam edecek. Bir şampiyona değil, birkaç tane kayak merkezimizde bu tür etkinliklerimizi düzenleyeceğiz. Hem ragbi branşının tanıtımında hem de insanların bu branşa daha çok ilgi göstermeleri adına etkinlik sağlayacak. Mükemmel bir ortam var ancak karda biraz eksiklik var. İnşallah gelecek senelerde daha güzel karla buluşursak daha güzel olacağını düşünüyorum. Türkiye Ragbi Federasyonumuz tarafından Türkiye'de ilk kez düzenlenen Kar Ragbi Türkiye Şampiyonası'nda buraya katılan kadın ve erkek takımları büyük mücadele verdiler. İlk kez oynadık biz de. Biz de burada tecrübe edindik kar ragbisini. Uluslararası camiada uzun süredir oynanan bir branş. Bizim daha önce biz çim sahada oynuyoruz normal ragbiyi. Yalnız bizim plaj ragbi müsabakalarımız var, Türkiye şampiyonluklarımız. Biraz onlara benzedi. Saha ölçüsü de plaj ragbi ölçülerinde bir saha. Biz buraya gelmeden önce plaj ragbi tanımında keyifli bir mücadele yapacağımızı düşünüyorduk. Yine öyle oldu. Hatta ondan daha zevkli oldu. Biz mücadeleyi ragbiciler olarak seven insanlarız. Burada rakiplerimizle mücadelelerin dışında karla da mücadele etmek zorunda kaldık. Abi bizim zorumuza değil, hatta hoşumuza gitti. Karla mücadeleye de her maçın sonunda giderek alışarak taktik ve strateji geliştirdik. Bunun sonucunda da takımımız şampiyon oldu. Yani emeği geçen, bunu şampiyon emek veren herkese çok teşekkür ediyoruz. Takımımız şampiyon olduğu için de Eskişehir olarak çok mutluyuz. Eskişehir'e kupayla döneceğiz. Senedir rugby oynuyorum. Ama aynı zamanda sevens hem beach'te oynuyorum. Sporun tamamen içindeyiz. Burada da şu an kar rugby'sine geldik. İlk defa yapılıyor. Bu karda kaymak, karda kayarken düşmek bile daha eğlenceli. Sevens'ten daha iyi. Yani o kadar daha burada zevk aldım yani. Öyle söyleyebilirim.